Bak oğlum, şu fabrikayı ele aldın alalı batmaktan kurtardın. Şimdi habire kazanıyor. Daha da kazanacak. İyi, iyi. Tebrik ederim. Ama Nermin fabrika değil. Ne demek istiyorsunuz? Sen şimdi bunu anlamadınsan ben ne yapayım? Ele zahmet et de 5 dakika düşünüver. Yeni ham madde siparişi verdik mi? 5000 ton fazlasıyla. Nasıl olur? İstihsalimiz? İstihsalimiz artacak. Olmaz. Artsın efendim, artsın! Sevilmek olmasa, sevmek mutsuzluğum. Hasretim aşkına, susuz çöl gibi. Gitmiyor gönlümden, sana susuzluğum. Niye sustun? Affedersiniz, coşmuşum bir ara. Bu şarkının adı ne? Hasret. Kimin? Kimsenin değil. Nasıl, yani pilav falan yok mu? Yok, benden başka bilen de yok. Benim şarkım. Senden başka bilen duyan yok, öyle mi? Nereden olsun? Daha dün besteledim. Pekala, kurdunu evinde dök. Burada diğer işçilere mani oluyorsun. Sana bunun için para vermiyoruz. Dayıcım, besbelli istidatlı bir çocuk. Böyle bir kabiliyeti desteklemek istemez misin? İsterim elbet kızım. Ama o dostumla görüşmeyeli yıllar oluyor. Şimdi birdenbire çıkıp da, yahu İsmail, şu delikanlıyı dinle, beğenirsen bestesini, sesini plağa al, nasıl derim? Beğeneceği muhakkak. Mahallede onu nasıl dinlediklerini bir görsen. Sen bir ara onu. Gene o ne yediği belirsiz adam mı? Amca, sen karışma. Ne demek sen karışma? Ben senin amcanım. Ben de dayısıyım, ne olacak? Sen bizim aile şerefimizi... Ben sizin aileden değilim şükür. Ablam öldü, ortaklık bozuldu. Şu kız olmasa buraya adımımı atmam. Çok da iyi edersin. Yürü kızım. İnat olsun diye olmasa kendi paramla bu çocuğun sesini de bestesini de plağa aldıracağım. Hadi yürü. Şu çekiç bile dengi dengine diyor. Ama anlayana, vaktin bir evvelinde bir dağ padişahının kızı varmış. Ay misali. Garip bir çoban dağa bakmış, gözleri kararmış. Varıp erişmek istemiş. Ama dağ yüksek, sarp hem de. Garip çoban başlamış tırmanmaya, erişti erişecek. Dağ padişahı bu çobana kız mı verir? Ayağının ucuyla itivermiş kayaları. Dağdır, koyvermiş kendini. Garip çoban ev boyu kayaların altında kalıvermiş. Yanılmaktasın Kadir Usta. Şimdilerde öyle olmuyor. Garip dediğin çoban silki veriyor sırtından kayaları. Kıza varıp elinden tutup muradına eriyor. Yeter ki padişah kızı elini uzatsın geldi. Artık yoruldum. Sen Afik oğulları ne demektir bilir misin? Sultan Mahmut'tan bu yana bu ailenin şerefine halel gelmemiştir. Benim kızım akıllıdır, söz dinler. Dinlemez misin? Dinlerim bey baba. İyi öyleyse. Bundan böyle aklına yeseni yapmaktan vazgeçersin. Nikah muamelesine de başlarız. Ama babacığım ben... Aması da neymiş azanım? Aması şu ki bu kızı da ablam gibi perişan edeceksiniz. Bana kalırsa kıza istemediği bir hayat hazırlıyorsunuz. Onun ne istediğini ne biliyorsun? Ne istediğini değil, ne istemediğini biliyorum. Sen karışma Yakup. Vedat pekala mazbut, bilgili. Gereği gibi bir koca olabilir. Sonra Nermin prensesler gibi yaşayacak. Öyle, altın bir kafeste. Paradan, aldım sattımdan başka laf yok mu bu evde? Bu kız genç, hayat dolu bir çiçek. Koparıp altın vazoya koyacaksınız. Şimdi nesi eksik? Şimdi istikbali düşünmek lazım. Biz yarın öleceğiz.
Yarın öleceksen mesele yok, boşuna konuşuyoruz. Sen odana git, haberim olmadan bir yere çıkmana rızam yoktur benim. Nasılsın Nermin? Ne diyeyim, iyi desem olur mu? Seni hep iyi görmek isterim. Tabii, ama görmeye pek vaktin olmuyor. Biliyorsun işler... Bilmez olur muyum, işlenince akan sular durur. Hadi geç, seni bekliyorlar. Yaklaş bakalım delikanlı. Gözümde uyku var, bu ne yorgundu. Sevilmek olmasa, sevmek mutsuzdu. Evet, 5.000 fazlasıyla 25.000 ton. İyi ki geldin, ben de seni görmek istiyordum. Dün gece alınan karardan haberin vardır herhalde. Evet, var. Bir diyeceğin yok mu? Ne diyeyim, nişanlımsın. Ben seni mutlu edebilirim derdim. Fabrikayı büyüterek mi? Onun da payı olacak tabii. Parasız hiçbir şey olmaz. Pekala, görürüz. Şimdilik aile kararlarına boynum kıldan ince. Ya ben seni adam edeceğim, ya sen beni. Şimdi ben başka bir şey için geldim. Sizde çalışan bir Orhan var atölyede. Dayım onun için bir kart gönderdi. Plak şirketinden onu bekliyorlar, sesini dinleyecekler, çağırtıver. O bugün izinli. Kartı bana versen, gelince veririm. Alasmarladık. Akşama yemeğe çıkar mıyız? İş konuşmayacaksan çıkarız. Şarkı söyleyip ötekileri vazifelerinden alıkoyuyorum diye işime son verdiler. Başka? Bir aylık, bir de 15 günlük tazminat, hepsi bu. İtiraz filan etmedin mi? Kime ne anlatacaksın? Sen bunun nereden geldiğini anlamadın mı? Bunlara bulaşmak hayır getirmez oğlum. İşte, kayalar yıkılıverdi başına. Tut bakalım şu çekici. Biz kendi türkümüzü kendimiz söyleyelim Davran. Ailenin yüksek menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Biz seni bugün için yetiştiririz. Hiçbir itiraz dinlemem. Senin küçük aklın bu işlere ermez. Nişanlın senin için her fedakarlığı yapacak bir adam. Derhal nikah hazırlıklarına başlayacaksın o kadar. Thank you.
Günaydın hanımefendi. Rasim Usta. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de Orhan Usta olacaktı. Evet. Ona bir kart bırakmıştık, bir yere gidecekti, gitmemiş. Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım. Çıkardı mı? Ne vakit? Bir ay kadar oluyor. Ne hakla suçu olmayan bir insanın ekmeğiyle oynuyorsun? Ne suçu varmış söyle. Fabrikayı ben idare ediyorum. Bildiğim gibi davranmak hakkım. İşe yaramaz bir adam da attım. Yalan, sebep o değil. Canım, sen ondan iyi mi bileceksin? Benim de gözüm tutmadıydı zaten. Senin gözünün tuttuğu atlar yarışlarda hep kaybediyor. Sen bu işlere karışmasan iyi edersin Yakup. Ben gidip ondan at diyeceğim. Ne münasebet? Bir yere gidemezsin. Giderim elbet. Kimse de mani olamaz. Hafikoğullarının şerefi işten adam çıkarmakla korunmaz. Bak gördün mü? Aile şerefini senden iyi düşünüyor. Sana bu işlere karışma demiştim Yakup. Başkası nasıl bana kızgınlığından sana vurduysa, sen de hırsını demirden alıyorsun. Demek kanun bu. O halde bana kızmaya ne hakkın var? Demirin suçu ne? Vuracaksan bana vur. Benim kabahatim yok. Dün Rasim Usta'dan öğrendim işten çıkarıldığını. Senden bir başkası adına af dilemeye geldim. Dayım bir plak şirketiyle senin için buluşma sağlamıştı. Onu da vermemişler. Sana bir iyilik yapmak istedim. Buna ihtiyacın yok biliyorum ama anla beni. Yalvarırım bir şey söyle Orhan. Haklı oluşunu kötüye kullanıyorsun. Bir şey söyle rica ederim. Kov razıyım. Kabahatim yok ama razıyım. Hakaret et ona da razıyım. Bütün diyeceğim bu öyle. Peki. Bugün yeteri kadar çalıştık, yürü. Şişede bir efkar dağıtalım. Sağ ol Ferhunde abla. Ayol ayıp değil mi sana kızı kovmuşsun? Yalvarmış yakarmış bir şey dememişsin. Ne diyebilirdim? İçinden ne geliyorsa onu. İçimden geleni söyleyemezdim. İnsan sevdiğini söyleyemez mi yani? Karşısındakinden emin olmadıktan sonra niye söylesin? Ferhunde abla,
Misafirimiz var! O benim misafirim ayol! Koşunlar, gösterin kendinizi güm bugün! Hep bu havayı özledim, bu sıcaklığı! Ne olur, kal, gitme! Nasıl olur, onlar güçlü, dünyayı ayağa kaldırırlar! Kaldırsınlar, ben varım! Emniyete bildirdik şüphesiz. Benim istediğim senin kendi araştırman. Mahalleye git, fabrikadan adresi çıkar. Hayır hayır, emin olmadan işi resmiyete dökemem. Evet, teşekkür ederim. Derhal bildirin. Başına bir iş gelmiş olmasın? Hastanelerde yok. Ne yapacağız şimdi? Nalbant'ın çırağını buldum. Öyle kız filan gelmemiş. Peki, sen adamlarınla araştırmaya devam et. Canım, ne sırıtıp duruyorsun sen öyle? Telaşınıza. Yani telaşlanmayalım mı? Ya başına bir şey gelmişse? Benim kızım akıllıdır. Ne yaptığını bilir. Ne demek istiyorsun? Yani, biz bilmiyor muyuz? Hem de pek iyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz tek şey, başkalarının da bir şey bildiği. Ne demek istiyorsun? Anlatayım. Fabrikanın yarısı Vedat'a ipotek. Öyle değil mi? Nereden biliyorsun sen? Dinle, dinle, dinle. Şimdi sen kızını bu adama veriyorsun. İpoteği kurtarırım diye. Tabii o da kızı alacak. Fabrikanın öte yarısına konarım diye. Yani sizinkisi kız alışverişi değil, mal alışverişi, mal. Telaşınız da onda. Kız giderse birbirinizin boğazına sarılacaksınız. Can kaygısı. Hadi geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Birbirinizi ısırmayın ha! Ben tutayım ha! Eyvallah! Şihaldan ah! Hadi gidelim! Birini mi aradım bey? Öyle sayılır. Biz burada hep oturanları tanırız. Adını söyle, gösterelim. Buralarda oturmaz da, nasıl diyeyim yani? Yani senin aradığın bir misafir mi? Öyle gibi. Dayıcığım! Çok merak ettiler seni. Sen? Etmedim doğrusu. Ne yaptığını bilen bir kızsın sen. Gel. Demek buraya yerleşmeye kararlısın. Ferhunde ablanın misafiriyim şimdilik. Bu da Orhan. Sağ ol. Sağ ol. Nestor. Hayrola, nedir bu? Burada adet böyledir. Misafiri doyurmadan bırakmazlar. Buyurun. Beyefendi, bir heyet geldi. Fabrikadan olacak. Zam istemeye gelmişlerdir. Kov gitsin, kov! Doğru bakalım. Bu işler öyle olmaz. Söyle gelsinler. Selamın aleyküm. Ne istediniz? Allah'ın selamını verdik. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nedir isteğiniz? Ayol, bir nefes alalım böyle ayaküstü. Buyurun, şöyle buyurun.
Evet, emriniz? Estağfurullah, estağfurullah. Bir derdiniz mi var? Haşa, niye derdimiz olacakmış? İyiyiz çok şükür. Sizler de iyisiniz ya. Bunu sormaya mı geldiniz? Adettir efendim, hatır sorulur. Ya. Efendim, maruzatımızı arz edelim. Haşa huzurdan hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler. Konuşun öyleyse. Mesele şu, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kerimeniz Nermin Hanım'ı... Ne olmuş Nermin'e? Bir şey olmuştur, yok acanım, dinle hele. Kerimeniz Nermin Hanım'ı hepimizin oğlu sayılan Orhan Bey'e istemeye geldik. Ne? Nasıl yani? Nermin nerede? Dur ayol, ne telaşlanıyorsun? Misafirim benim, biz kızı istemeye geldik. Defolun, defolun diyorum size! Bir haber var mı? Var. Bunlar ala koymuşlar, utanmadan bir de kız istemeye gelmişler. Söyle! Nermin nerede? Hepinizi süründüreceğim! Dur bakalım! Yoksa biz dağ başına mı geldik? Çabuk nerede olduğunu söyleyin, yoksa perişan ederiz. Siz kim oluyorsunuz, halinize bakmadan kız istemeye geliyorsunuz? Ne varmış halimizde? Biz istedik Allah'ın izniyle, adettir. Kız tarafı vermezlenince düşünelim denir. Sonra da kısmet değil denir, olur biter. Paranız var ama kibarlıktan nasibiniz yok. Yürüyün çocuklar! Nerede olduğunu söylemeden bırakmayın! Ya vur şunun aynasına bir tane, dünyayı çatlak görsün! Veysel emmi, geç hele sen! Berhul abla sen de yürü! Git be! Ne olacak şimdi? Telaşlanmayın! Ben nerede olduğunu anladım, onlara gösteririm! Kızın başına bir şey geldi muhakkak! Ne gelmiş olursa olsun onlara bırakacak değilim! Kamil! Adamlarını al, çabuk buraya gel! Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu... Baş üstüne! Gitmeseydiler iyiydi ya! Oldu bir kere! Şimdi nerede olduğunu bir öğrenirlerse... Ne olur öğrenirlerse? Çok şeyler olur oğlum! Bir kere Nermin daha 18'ine basmadı. Şurada az bir zaman vardı. Sabredip saklansaydınız kimse bir şey diyemezdi. Sonra başka şeyler de var. Onlar güçlü oğlum! Biz? Evet! Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez. Gün ola hayır ola. Öyle bakmayın, kibarca olmaz dediler. Kovdular be! Ah Kadir Usta, bırakacaktı ki! Bu kim? Dayım! Yoksa sen de buradan mı kovmaya geldin? Haşa! Eğer kovulmazsam, ben de şuracıkta bir yurt edinmek isterdim. Emret abi! Akşam başladık mı, günü ağarmadan evin hazırdır evvelallah! Benim bahçem büyük! Duvarı ben örerim! İlk ekiye haber verelim! Durun bakalım! Bunlar da kim? İşte, ben de bundan korkuyordum. Hiç telaşa vermeyin. Berhunde abla, sen takımını açıver. Ben Şevket Bey'in avukatıyım efendim. Mesele çıkarmadan size şunu açıklamak isterim. Zorla alakoyduğunuz ve reşit olmayan kızını derhal serbest bırakın. Aksi halde hepinizi hapse attırırım. Duydun ya Nermin, derhal eve dön. Beni kimse zorla alıkoymadı. Daha ne olacak, alçak mı sana bu dersleri veriyor? İstemesen de kanun zoruyla alacağız senin kızım. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Oh, my God.
Üzüldünüz. Oysa baştan beri her şey yanlış başladı. Benim yerim babamın yanı. Bir cahillik ettim. Burada yaşayamayacağımı dün anladım. Sevdim sandım. Bir hevesmiş demek. Yanılmışım. Beni bağışlayın. Kalbinizi kırdım. Boş yere ümit verdim. Yalan! Yalan değil. Değişik bir duyguyu sevgi sandım. Bir merakmış o kadar. Beni bağışlayın.